Londra'da önemli bir zirve. Çok uzun zamandır konuştuğumuz o liderlerin NATO zirvesi öncesindeki dörtlü zirvesi başladı. 18.40'ı baz alabiliriz. Böylelikle de yaklaşık 17 dakikadır liderlerin görüştüğünü söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı çok uzun bir görüşme beklemediğini söylemişti. Bu bir taktik de olabilir ya da beklentisi de olabilir. Zaten bir yandan NATO'nun bizim isteklerimizi bir türlü yerine getirmemesi, bunun için de özellikle Fransa'nın başını çektiği bir grubunda Türkiye'ye NATO vasıtasıyla rahatsızlık vermeye çalıştığını ya da verdiğini söyleyebiliriz. Onların da farklı sözcükleri var. Bir yandan biz kendi koruma hakkımızla ilgili olarak NATO'dan izin alsaymışız gibi yine Macron'un cümlelerinden sentezleyip getirebileceklerimiz var. Bir yandan Amerikan Başkanı da NATO zirvesi için Londra'da. Onun gelmeden önce ve orada yaptığı açıklamalar da önemli. Bunların her birini tabii ki konuşacağız. Ama öncelikle şu ana kadar fiilen neler yaşadık ona bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18-20 sularında 10 numaraya geldi, girdi, döndü ve bir de selam verdi. İşte bu kapıdan girdi. Zaten tam anlamıyla bir medya ordusu. Tabii ki bütün dünyanın kanalları hiç kuşkusuz, foto muhabirleri hiç kuşkusuz oradan görüntü almaya çalıştılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 numaraya geldi ve kırmızı alanın olduğu yerde de birazdan dönüp el salladığını da göreceğiz. Bugün Londra'ya gitti Cumhurbaşkanı. Kalacağı otele geldiğinde de yoğun bir sevgi gösterisiyle karşılaştık. İlerleyen dakikalarda onu da sizinle paylaşacağız ve orada bir açıklama da yaptı. Onu da yine ekranlarınıza getireceğiz. Zaten onun öncesinde yine 18-10 sularındaydı yanılmıyorsam. Angela Merkel, Almanya Başbakanı bu kapının hemen önünde görüntülendi. O da içeriye ilk gelen aslında toplantıya lider olarak geçti. Büyük bir ihtimalle orada protokol gereği, güvenlik protokolleri gereği bir sıralamayla liderler geldi ama Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Trump'la da bir görüşmesi vardı. O geç kalmış olabilir. Trump'la geldikten sonra geç kaldı ama orada da çok aceleci davranmadı. Biraz da kameralara, amiyane tabirle kameralara oynadı diyebiliriz. Birkaç defa orada bir selamlaşma, fotoğraf verme anını da böylelikle kaydettik. Bakın bu da üçüncü oldu. Tek tek herhalde herkesi selamlamış oldu. Emmanuel Macron ardından da içeriye girildi. Şimdi bizim heyetimizin geldiği görüntü de var. Onu da tekrar bir verebilir miyiz çocuklar? Cumhurbaşkanının ardından zaten Dışişleri Bakanı'nın başını çektiği ilk olarak Cumhurbaşkanı'ndan sonra o girdi. Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak orada, MİT Başkanı orada. Önemli isimler zaten sonuç itibariyle bakın orada bir kırmızı dosyayla ardından bir çantayla Dışişleri Bakanı girdi. Görüntüyü tam burada durdurabilirsek bakın arkada da daha da fazla çantayla heyetin en arkasında bu çantaların içinde büyük bir ihtimalle önemli materyallerin olması olasılık dahilindedir diyelim ve devam edelim yok. Düzgün gidebiliriz bundan sonrasında. Ardından da tekrar orada olanları dışarıya bir şeyin yansıması için belki erken ama hemen bir Alparslan Düven'e gidebiliriz. Öncesinde bu saat içinde Gürsel Tokmakoğlu'nu da ağırlayacağımızı, Coşkun Başbuğ'u da ağırlayacağımızı söyleyelim. Ama öncelikle Alparslan Düven'e gidelim. Alparslan görüşmenin başladığını biliyoruz. Bununla birlikte geride kalanlara hızlı bir geçiş yapıp önümüzdeki süreçle ilgili de ya da eğer varsa zor bir ihtimal ama içeriden herhangi bir duyumun alınmasına dair onu da merakla bekliyoruz sen. Salih Nayman, sizin de belirttiğiniz gibi görüşme başladı. Tabii görüşmenin en önemli gündem maddesini Türkiye'nin Suriye harekatı oluşturuyor. Gündem Türkiye'nin Suriye harekatı olmakla beraber 1,5 saat planlanan görüşmede Alman, Fransız ve İngiliz liderler Suriye'de kalıcı değiliz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konusunda planlarını, çekilme takvimini, Suriyeli Kürtlere ilişkin ve onlarla olan ilişkilerini nasıl şekillendirmeyi düşündüğünü, DAEŞ ile mücadele stratejisi ile DAEŞ'li tutuklularla ilgili eylem planını da öğrenmek istiyorlar. Avrupa'nın 3 büyük gücü olan Almanya, Fransa ve İngiltere Türkiye'nin giriştiği Suriye'de askeri harekatı kınamışlar ve sert bir dille eleştirmişlerdi. Avrupa Birliği'nin sert bir tavır almasını da sağlayıp Ankara'dan askeri operasyonları durdurmasını, askerlerini çekmesini talep etmişlerdi. Avrupa Birliği ülkeleri ayrıca Türkiye'ye silah ihracatına da sınırlama getirildiğini duyurmuştu. Londra'daki bu dörtlü buluşma öncesi diplomasi kulislerinde çeşitli senaryolar gündemde.
gündeme getirilirken görüşmede Ankara'nın Suriye'nin kuzeyindeki kaygılarını gidermeye yönelik güvenlik güvencelerinin konuşulabileceği, Türkiye'nin askerlerini çekmesi halinde bölgede Avrupalı askerlerin konuşlandırılması gibi önerilerin de ele alınabileceği ifade edildi. Ankara'nın YPG beklentisi var tabii ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'daki temaslarında ve NATO zirvesinde de önemli beklentilerinden birini Suriye operasyonuyla tasfiye etmeyi amaçladığı YPG terör örgütünün NATO tarafından terör örgütü olarak tanınması oluşturuyor. Dörtlü görüşmenin günler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik sert suçlamaları ve ağır eleştirileri sonrasında Londra'daki buluşmada yaşanacaklar da merak konusu olmuştu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesi öncesinde çekilecek bir grup fotoğrafta bugün bu toplantıdan sonra basınla paylaşılacak, ancak liderlerin ortak bir basın toplantısı düzenlemeleri öngörülmüyor. Diğer yandan dörtlü liderler buluşmasını NATO'nun liderler zirvesi de izleyecek. Bu akşam da Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth tarafından ağırlanacak olan liderler daha sonra Boris Johnson'ın ev sahipliği yapacağı resepsiyona katılacak. NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapılan Londra zirvesi gayri resmi bir liderler zirvesi olma özelliğini de taşıyor. Bu nedenle üye ülke liderlerinin bir araya geleceği yarınki çalışma toplantısının ardından resmi zirveler sonunda olduğu gibi bir sonuç bildirgesi değil, ortak bir deklarasyon yayınlanması da öngörülüyor. Tarafların üzerinde mutabık kaldığı ve liderlerin onayını bekleyen iki sayfalık taslak metinde Londra Deklarasyonu adını taşıyacak ve deklarasyonun ilk paragrafında NATO'nun tüm müttefikler için kolektif savunma öngören 5. maddesine taahhüt yineleniyor ve gerilimlerin düşürülmesi için yeni süreç ABD ile Avrupalı müttefikler arasındaki transatlantik bağların önemine de vurgu yapılan deklarasyonda, ayrıca NATO'nun son dönemde karşılaştığı sorunların da ele alınacağı derinlemesine değerlendirme sürecinin de başlatılması öngörülüyor. Taslak deklarasyonda başlatılacak bu değerlendirme sürecinin hedefi de NATO müttefikleri arasında koordinasyonun geliştirilmesi, ittifakın siyasi boyutunun güçlendirilmesi olarak da tarif ediliyor diyelim ve sözü tekrar zirvenin sonuna kadar size bırakalım. Evet, teşekkür ederiz Alparslan Düven'e. Her an tekrar ona ihtiyaç duyabiliriz tabii ki. Önemli noktada hiç kuşkusuz kendisi. Şimdi Alparslan'ı gördüğümüz üzere Gürsel Tokmakoğlu'nu da hemen alalım. Ona da bir merhaba diyelim, ama aynı zamanda stüdyoda artık yalnızda değilim. Orhan Sali de burada, A-News yayın koordinatörü. Orhan, sen de hoş geldin öncelikle. Ama Gürsel Bey'i uzunca zamandır bekletiyoruz. Şimdi aslında Gürsel Bey, biz Urfa'da beraber yayınları gerçekleştirirken liderlerin tek tek biz de gelelim, sizinle görüşelim, Suriye için görüşelim, güvenli bölge için görüşelim talepleri olmuştu. Ama harekat halindeydik. Zaten bunu bir yavaşlatma hamlesi olarak da değerlendirebilirdik o günlerde. Ya da eğer çok istiyorlarsa biz harekatı yaparken Türkiye'de de görüşülebileceğini söylemiştik. Ama sonrasında NATO zirvesi için bugün denk geldi. Burada da konuşuyorlar. Biraz önce Alparslan sözü toparlarken NATO'nun o kolektif savunma ruhu başlığını taşıyan maddeyle birlikte, eğer bir yerde NATO üyesi bir ülkeye saldırı varsa bütün NATO ona karşı tepki verir de konuşmamız gerekiyor. Gürsel Bey'in yayını donmadı inşallah, değil mi? Peki. Gürsel Bey, şimdi buradan o sonuç çıkacak mıdır? Öyleyse biz geriye dönüp neden YPG'ye karşı bize destek vermediniz diye hangi tondan sorarız? Şimdi hatırlattığınız gibi tabii Avrupa konuşmak istemişti. Ondan sonraki süreçte Boris Johnson bir tek olumlu cevap vermişti. Ve bunun bir şekilde görüşülebileceği ve sonuçta da işte Londra'da bu toplantının yapılacağı işaret edildi. Yalnız Avrupa'nın kaygılarını sadece YPG üzerinden konuşmanın eksik olacağına inanıyorum. Hı hı. Şimdi bu Suriye'deki harekatın parametrelerini düşünecek olursak, bir defa orada Rusya var. Yani Rusya denklemi göz önünde tutulursa Avrupa'nın kaygılarının başında bu var. Avrupa'nın Ukrayna'dan dolayı zaten bir Rusya ile ilgili kaygısı var ki bu hiçbir şekilde onlar için vazgeçilemezler arasındadır. Öyle düşünmemiz lazım. Ama ikincisi, Rusya Doğu Akdeniz'e bastı, ayağıyla bastı. Dolayısıyla
Rusya'yı orada görüyorsunuz ve işte Türkiye'nin de orada bir şekilde Rusya'yla ortak hareket ediyormuşçasına YPG bağlamında da baktığınızda Fransa'nın veya diğerlerinin Amerika'yla birlikte hareket ediyormuşçasına olması zaten denklemi orada birazcık karmaşıklaştırıyor.